Öğretmenim Tuğba, bugün seninle beraber Başarıyorum yayınları AYT Matematik Soru Bankası Polinomlar Ünitesi 8. sayfanın çözümlerini yapacağız. Hazırsan haydi gel başlayalım. Birinci sorumuza devam ediyoruz. Verilenlere göre Px polinomu aşağıdakilerden hangisidir? Gençler, burada yapmamız gereken şey TYT'deki bölme ve bölmeyebilme konusunda gidip oradaki üniteyi tekrar etmek. Orada bir tane kuralım vardı. Hangi kuralım vardı? A, B, C ve bölüm D diyordum. Buradan A'yı ben ne buluyordum? Yani bölümü, yani bölünen sayıyı, çok özür dilerim. Bölünen sayıyı ne buluyordum? A eşittir bölünen ile bölen ile bölüm, yani B çarpı C artı D, yani kalan kısım diyordum. Şimdi bu formülümü bu soruda uyarlamam gerekiyor. Px eşittir 2x artı 3 çarpı x eksi 1 artı 3. Şimdi gördüğün üzere buradakilerin hepsinin ben çarpıp işlemlerini yaptıktan sonra sonucuma da zaten ulaşmış olacağım. Hızlı bir şekilde işlemlerimi yapıyorum. 2x kare eksi 2x artı 3x eksi 3 artı 3. Sondaki artı 3 de ekledim. Artı 3 eksi 3 birbirini götürdü. 2x kare eksi 2x artı 3'ten 2x kare artı x olarak sonucum karşıma geldi. İkinci soruyla sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Polinomunun x eksi 1 ile bölündüğünde bölüm aşağıdakilerden hangisidir diye bana sormuş. Şimdi dönelim, klasik yukarıdaki gibi bakkal bölmesiyle işimizi halledebiliriz. X küp artı x eksi 1'i kaça böleceğim? X eksi 1'e böleceğim. Şimdi bunun içerisinde bunu aramak için öncelikli olarak bölüme değerler vermem gerekiyor. Polinom bölmesinde bu kısımda ufak tefek oynamalar yapabiliriz. Mesela ne diyebiliriz? Ben burayı diyeyim ki x kare ile çarpayım ki burası da x küpeme eşit olsun. Çünkü neden? Üssü sayılarda çarpma işlemi yaparken üsler toplanırdı. X kare çarpı x de x küpeme eşitti. Çarpalım. X küp eksi x kare. Bunları birbirinden çıkartırsak bunlar birbirini götürdü. Artı x kare artı x eksi 1 kaldı. Şimdi başroldeki kim oldu? Başrolde şimdi şu oldu. Şimdi bunu elde etmeye çalışacağım. Benim için önemli olan artık bu. Artı x diyorum ki x karem buradan gelsin. X kare eksi x. Bunları birbirinden tekrardan çıkarttığımda 2x eksi 1 olarak karşıma çıkar. Peki şimdi önemli olan nokta şuradaki 2x elde etmek. 2x elde etmek için artı 2 diyorum. 2x eksi 2'den hemen şuraya yazalım. 2x eksi 2'den bunları birbirinden çıkarttığımızda yerim de kalmadı ama kenara yazacağım. Artı 1 olarak kalanım kalır. Bölümü de zaten görüyorsunuz, x kare artı x artı 2 olarak karşıma çıkar. Bir tık daha aşağıya iniyorum. Üçüncü soruma bakacağım. X eşit değildir 3 için şöyle bir tane ifade vermiş. İşlemimin sonucunu istiyor benden. Şimdi gençler, bu tarz bir işlemi çözebilmek için öncelikle çarpanlar ve katlar ünitesini tekrar etmemiz gerekir. Ya da bu polinomlardaki bizim polinom bölmesi ya da bakkal bölmesi adını verdiğimiz bölme işlemini yapmamız gerekir. Hadi gelin başlayalım. X küp eksi 3x kare artı x eksi 3 bölü x eksi 3. Ben bunu buna bölerken şu işlemi uygulayabilirim. Şimdi x küp eksi 3 x kare artı x eksi 3. X küpümü elde etmek için bunu x kare ile çarpmam gerekecek. Çarpıyorum. X küp eksi 3 x kare. Şimdi bunun ikisini birbirinden çıkarttığımda çok güzel sayılar geldi. Çünkü sıfırladı. Birbirinden tam çıktı. Aşağı indiriyorum x eksi 3'ümü ve işlemime devam ediyorum. Bunun içinde bu kaç tane vardır? Bir defa vardır. X'imi elde etmek için x eksi 3'ten x eksi 3 olarak çıkar. Çıkarttığımda 0 0 olarak karşıma çıkar. Şimdi bölümüme geliyorum. Bölümüm x kare artı 1 çıktı. Demek ki bu işlem şuna eşitmiş. X eksi 3 çarpı x kare artı 1'den bölü x eksi 3'ten x eksi 3'ler birbiriyle sadeleşir. Cevabım x kare artı 1 olarak karşıma çıkar gençler. Bir tık daha aşağı iniyorum. Dördüncü soruma geldim. Dördüncü sorumda bana şunu soruyor. Olduğuna göre P2 kaçtır diye bana sormuş. Şimdi bu soruyu çözerken biraz düşünelim sizlerle. P2'yi bulabilmek için öncelikli olarak şuraya x yerine 2 yazarsam P2 gelmez, 0 gelir. Fakat 0'ın gelmesi benim şuradaki a değerimi bulmam için işime yarar. O zaman Px yerine 2 yazıyorum. Direkt olarak 0'ımı eşitleyip buradaki a değerini bulmam gerekiyor. Hadi bakalım. X yerine 2 yazdım ve burası sıfırladı. O zaman sonucum ne oldu? 0 eşittir 8 artı a çarpı 4 eksi 8. 8'ler birbirini götürdü. 4a eşittir 0 ise a eşittir 0 olarak karşıma çıktı. Şimdi a eşittir 0'mış. Polinomumun yeni halini yazıyorum. Px polinomu x küp artı
A yerine 0 yazdım. Herhangi bir şey çıkamaz buradan. Eksi 4x. Yani artıyı da silmem gerekiyor. Eksi 4x. X küp. Eksi 4x. Şimdi x eksi 2'yi de bunun altına gönderirsek x eksi 2 de buraya geldi. Yani bölüm olarak gönderirsem px polinomumun son hali bu oldu. Bu da ne oluyor? Bunu buna böl, klasik polinom bölmesi yap ve çıkan sonuçtan p2 değerini yerinde yaz. Bul oluyor. X küp eksi 4x bölü x eksi 2. Hemen x kare ile çarpacağım. X küp eksi 2x kare. Birbirinden çıkartacağım. 0 artı 2x kare eksi 4x. Peki eksi 4x'e ulaşmam için buraya artı 2x'e çarpmam gerekecek. Hemen tekrardan çarpıyorum. Artı 2x kare eksi 4x birbirine sıfırladı. Demek ki polinomumun değeri neymiş? X kare artı 2x'miş. Px eşittir x kare artı 2x ise p2 eşittir 4 artı 4'ten 8 olarak karşıma çıkıyor gençler. Beşinci soruma gelecek olursam, px ve qx polinomlarımı derecesini 12 olarak vermiş bana. Px bölü q kare x polinomunun derecesi 3 olduğuna göre der px'imin değerini istiyor benden, bunun sonucunu istiyor. Hemen bakıyorum, px'e a desem, qx'e de b desem, a artı b neye eşitmiş? 12'ye. Peki bunun sonucu neydi? A desem, burayı da 2b desem, a eksi 2b'nin sonucu da 3'e eşitti. Ben bunları taraf tarafa toplayabilmek için bunu eksiyle çarparsam a'lar birbirini götürür, b'ler hakkında yorum yapabilirim. Hadi gel çarpmayı deneyelim. A artı b eşittir 12 ise, eksi a artı 2b eşittir eksi 3 ise, bunun hepsinin toplamı kaç olur? 3b eşittir 9'dan b eşittir 3 gelir. Eğer buradan b eşittir 3 ise a'nın da a artı b eşittir 12 olduğu için değerini 9 olarak bulurum gençler. Bir tık daha aşağıya indim. 6. sorumuzun çözümüne bakıyoruz. Px ve qx birer polinom olmak üzere px ve qx polinomunun derecelerinin çarpımı 12'ye, yani buna a, buna b desem a artı b eşittir 12, buna a, buna b desem a eksi b eşittir 4'müş. Peki bunları taraf tarafa toplarsam 2a eşittir 16'dan a eşittir 8 geldi. Buna göre değer px kare kaçtır? Şimdi px polinomunu şu gibi düşünebilirim. X üssü 8'li bir şey olarak düşünebilirim çünkü derecesi 8'miş. Üssü sayılarda üssün üssü formülünü hatırla, birbiriyle çarpardık. O yüzden ben 8'in karesini alırken tık 16 olarak karşıma çıkacak. Sonucumu bu şekilde bulacağım. TYT'yi mutlaka tekrarlayın arkadaşlar. Bugünkü soru çözümlerimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.